Günümüzün son derece birbirine bağlanmış dünyasında bile yakın olma veya coğrafik yakınlık, arkadaşlığın ve ilişkilerin hala en güçlü belirleyicisi. İnsanlar genelde hala kendileriyle aynı muhitte yaşayan, sınıfta yan sıralarında oturan veya aynı ofiste çalışan insanları beğenme, onlarla birlikte olma ve evlenme eğilimindeler. Bu da bazı araştırmacıların çiftleşme buluşmayla başlar notunu düşmesini sağladı. Peki, neden böyle bir şeyler oluyor? Yakınlık niye ilişkilerin bu kadar güçlü bir belirleyicisi? Bunun iki ana sebebi var. İlki, karşılaşma tanışma fırsatımız olmayan insanlarla doğal olarak karşılaşamayıp onlara aşık olamamamızdan kaynaklanır. Eğer ben İstanbul'da yaşıyorsam, benim gibi İstanbul'da yaşayan insanlarla tanışıp arkadaş olma ve onlara aşık olma ihtimalim fazladır. Belki de Ankara'da benim için her açıdan mükemmel olan biri vardır ve bu kişiyle bir araya gelebilsem harika olacağından eminim. Ama işin aslı, bu kişiyle hiç tanışma fırsatım yok. Onunla hiç arkadaş olamayacağım veya onunla bir ilişkim başlayamayacak. Gerçi ben hayatımın aşkıyla iş yerinde tanıştım ve artık Ankara'daki kişi beni hiç ilgilendirmiyor. Bunun geçmişteki ilişkiler için doğru olduğunu düşünmek bence çok çekici. Günümüzde artık insanlar yolculuk, üniversite ve internet aracılığıyla kendi bölgelerinden olmayan insanlarla kolayca tanışabiliyorlar. Ama bunun hala doğru olduğu da bir gerçek. İnternet üzerinden birlikte olmayı, flört etmeyi bile hesaba katsak, insanlar hala kendilerine yakın yerlerdeki insanların profiline bakmaya ve onlarla tanışmaya meyilli. Yine de etrafınızda bunun dışında kalan, uzak mesafe ilişkisini başarılı bir şekilde yürüten örnekler olsa bile, etrafta cidden milyarlarca insan olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani farklı yerlerdeki insanlarla tanışıp arkadaş olsak bile, yine de ortalama olarak yakınlığın hala önemli bir belirleyici olduğu gerçeği değişmiyor. Yakınlık etkisinin ikinci sebebine gelelim. Bu da salt, maruz kalma etkisidir. Yakınımızdaki insanlara, objelere ve uyarıcılara sürekli olarak maruz kalmamız, onları beğenme ihtimalimizi artırır. Bir şeyi ne kadar sık görürsek, o kadar sık beğeniriz. Bu durum sadece insanlar açısından değil, her şey açısından geçerli. Müzik, anlamsız heceler, geometrik semboller, numaralar. Bir şeyi daha sık gördükçe onu beğenme ihtimalimiz artar. Önceden maruz kalmadığımız yeni şeylere oranla daha çok hoşumuza gider. Bunun aksini kanıtlayan çok örnek aklınıza geldiği için bunun hiçbir şekilde doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki bir yıl boyunca her sabah içtikten sonra portakal suyundan nefret etmeye başlamış olabilirsiniz. Belki de radyoda sürekli tekrar tekrar çalan o şarkıdan nefret ediyorsunuz. Buna cevap olarak şunu söyleyebilirim. Evet, haklısınız. Ama bir uyarıcıya sürekli maruz kalınca hep aynı şey olmaz. Ama şu an tüm sürekli maruz kalınan durumlardan bahsediyoruz. Onun aksini gösteren birkaç durum olsa bile, genelde bir şeye sürekli olarak maruz kalındığında ona duyulan beğeninin artması durumu bir gerçek. Yapılan birkaç zekice çalışma da bunun doğru olduğunu göstermiştir. Şu an onlardan ikisine odaklanacağım. İlki, direkt olarak çekicilik konusunu ele alıyor. Araştırmacılar, öncelikle üniversite öğrencilerinden birkaç farklı gönüllü kadının çekiciliğini değerlendirmelerini isteyerek işe başladılar. O havuzun içinden öğrencilerin birbirine neredeyse eşit derecede çekici bulduğu kadınları seçtiler. Daha sonra araştırmacılar, bu gönüllülerden 200 kişilik bir derse katılmasını istediler. Biri 5, diğeri 10, diğeri 15 derse. Bu kadınlara dersteyken hiçbir şey yapmamaları söylendi. Soruları yanıtlamayacaklardı, kimseyle konuşmayacaklardı ve kendilerini hiçbir şekilde ön plana çıkarmayacaklardı. Dönemin sonunda araştırmacılar bu kadınların fotoğraflarını çıkardılar ve sınıftaki öğrencilerden bu kadınların çekiciliğini değerlendirmelerini istediler. Sonuç şuydu. Derse 15 kez katılan kadın, derse 5 kez ve 10 kez katılan kadınlardan büyük ölçüde çok daha çekici bulundu. Salt maruz kalma etkisi sadece yakınımızdaki insanlarla tanışma eğilimimizle birleşiyor. Böylece
gördüğümüz kişilerden hangilerini çekici ve sempatik bulduğumuzu, nasıl etkilediği oldukça açık hale geliyor. Bunu da açığa kavuşturduğuma göre, bir çalışmadan daha bahsedeceğim. Bu, ileriye yönelik amnezi hastası bireylerle birlikte yapılan bir araştırma. Amnezi veya hafıza kaybından bahsederken, aslında aklımıza geriye dönük amnezi canlanıyor. Bu durum için diyelim ki, 25 yaşındaki bir kişi bir araba kazası geçirdi ve onu da buradaki X temsil etsin. Ve beyni hasar gördü. Bunun sonucunda da hafızasını kaybetti. Bildiğimiz amnezi tanımına göre, bu kişinin kazadan önceki tüm hayatına dair hafızasını kaybetmesini bekleriz. Geriye dönük amnezi olsaydı, bunların hepsi doğru olurdu. Ama ileriye yönelik amnezi bunun tam tersi. Bu durumda, bireyler amneziye sebep olan kazadan önceki hayatlarında yaşadıkları olayları hatırlayabiliyorlar. Ama bu kişiler, yeni anıları şekillendirmekte aciz hale geliyorlar. Yani kazadan önce yaşadıkları her şeyi hatırlayabiliyorlar ama o noktadan sonraki yeni anılarını şekillendiremiyorlar. Burada ele aldığımız çalışma için araştırmacılar ileriye yönelik amnezi hastalarını laboratuvara getirip onlara birkaç yüz gösterdiler. Onlardan yüzleri değerlendirmelerini istemediler. Onlara sadece yüzleri gösterip daha sonra evlerine yolladılar. Daha sonra da bu kişiler ileri bir tarihte tekrar laboratuvara geldiler ve onlara tekrar birkaç yüz gösterildi. Bunların içinde geçen sefer göstermedikleri yeni yüzlere ek olarak önceden gördükleri yüzler de vardı. Tabii ki ilk yaptıkları şey onlara bu kişileri önceden görüp görmediklerini sormak oldu. Ve tabii ki hayır cevabını verdiler. Ama onlara en çok hangisini çekici bulduklarını sorduklarında, önceden gördükleri yüzleri seçtiler. O yüzü önceden gördüklerini şekillendirecek bir bilinçli hafızadan aciz olmalarına rağmen. Bunu oldukça hayret verici buluyorum. Çünkü bu etkinin aslında ne kadar incelikli olduğunu gösteriyor. Sizler belki de bu araştırmayı şu an öğreniyorsunuz ama, size bunu bir süredir biliyor olan bir grup insandan söz edeyim. Bunlar reklamcılar. Muhtemelen bu size artık şaşırtıcı gelmeyecek ama reklam şirketleri size farklı ürünlerini satmak için salt maruz kalma etkisine bağlılar. Yüzeysel olarak bilinçli bir seviyede reklamları oldukça rahatsız edici buluyor olabilirsiniz ama aslında bu reklamlar hakkında ne hissedersek hissedelim, bir markayı ne kadar çok görürsek, onun hakkında olumlu bir fikir sahibi olma ihtimalimiz artıyor. İşte tam bu yüzden her marka bulduğu her fırsatta size logosunu göstermeye çalışıyor.